Gastronomi Dünyası'na hoş geldiniz. Şimdi sizlere Malaga tarifi veriyorum. Bir tane yumurtamızın sarısı, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı şeker, 500 mg sütümüz var. Bu kreması için. Keki için 1 çay bardağı şekerimiz, 1 çay bardağı sütümüz, 1 çay bardağı sıvı yağımız, 2 adet yumurtamız var, 1 de yumurta akımız, 2 çay bardağı unumuz, bir şeker vanilyamız, bir de kabartma tozumuz var. Üzeri için, süslemek için fındığımız ve damla çikolatamız, muzumuz var. Şimdi arkadaşlar ocağımızın altını açıyoruz. Kremamızı hazırlıyoruz. Şu şekilde. İlk önce sütümüzü koyuyoruz. Yumurtamızı ekliyoruz. Önce güzel bir şekilde yumurtamızla sütümüzü karıştırıyoruz. Unumuzu da ekliyoruz. Nişastamızı ekliyoruz. Ve şekerimizi ekleyip hızlı hızlı karıştırıyoruz. İyice koyulaşana kadar karıştıracağız arkadaşlar. Kekimizi yapmaya başlıyoruz. Önce yumurtalarımızı koyuyoruz. Sonra şekerimizi ekliyoruz. Ve çırpmaya başlıyoruz. Boza kıvamına gelene kadar. Kekimizin diğer kalan malzemelerini tek tek ekliyoruz şu şekilde. Sıvı yağımızı da koyuyoruz. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ekleyeceğiz. Unumuzu eklerken şeker vanilyamızla kabartma tozumuzu da eriyoruz birlikte topaklanmaması için. Eridiğimiz unumuzu şöyle karıştırıyoruz. Kekimizi bu kıvama getirdik. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize döküyoruz. 180 derecede 30-35 dakika pişireceğiz. Üzeri kızarana kadar. Şimdi kekimizi tepsimize yaydık. 180 derece olan fırınımıza koyuyoruz. Şimdi kekimiz hazır. Fırından çıkartıyoruz. Tenceremize suyu koyuyoruz. Bu şekilde. Üzerine böyle bir kabımız var. Oturuyoruz. Ve çikolatamızı eriteceğiz. Bermalı usulü. Bu şekilde yavaş yavaş eritiyoruz. Kremamızı yavaş yavaş kekimizin üzerine şu şekilde sürüyoruz. Muzlarımızı bu şekilde diziyoruz. Sonuncu muzumu da şu şekilde diziyorum. Ve çikolata sosumu üzerine gezdiriyorum. Tek tek. Evet, sonuncu muzumuzun da üzerine şu şekilde çikolatamızı yayıyoruz. Pastamız şu şekilde hazır. Bir gece dolapta dinlendirin. Ben size sunum yapmak için şu şekilde kesiyorum. Malaga pastamız hazır. İsterseniz Hindistan ceviziyle süsleyebilirsiniz. Size kalmış tercih meselesi. Şu şekilde pastamı ayırıyorum içerisini görmeniz için. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. Beni izlemeye devam edin.